Çok taze bir oyun inceliyoruz. Dün oynandı 18 Ağustos'ta. Magnus Carlsen Chess Tour finallerinin finalinde oynanıyor. Finale dünya şampiyonu Magnus Carlsen ile Hikaru Nakamura kaldı. Ve dünkü galibiyetiyle Hikaru Nakamura 3-2 önde. Geriye kalan 2 maç var. 19 Ağustos'ta muhakkak Carlsen'in kazanması lazım. 4 tane rapid maç yapıyorlar. Beraberlik olursa 2 tane yıldırım ve yine beraberlik olursa bu sefer de Armageddon oynuyorlar. Bu oyun aralarındaki yıldırım maçından beyazlarla oynayan Hikaru Nakamura E4 sürüyor. Carlsen de beklenmedik şekilde at F6 ile Alekhine savunmasına giriyor. Alekhine savunması en üst düzey turnuvalarda çok sık oynanmaz. Benim hatırladığım 1972 yılındaki Spassky-Fischer maçıdır. Fischer 2-3 kez başarılı bir şekilde Spassky'ye karşı Alekhine savunmasını oynamış. Hatta bir tanesinde kazanmayı başarmıştı. Burada fikir tabii E5'e izin verip merkezi beyazlara bırakmak, arkasındaki düşünce de merkezi yıkmaya çalışmak. Yani sen merkezi aldın diyor ama ben merkezi başına yıkacağım. Bakalım yapabilecek mi? C4 hamlesi iddialı bir hamle ve at B6'dan sonra F4 ile 4 piyon varyantına girilmiş oluyor. Adının nereden geldiği çok belli. Merkezdeki 4 piyondan. Bu konumu ilk kez gördüğümde herhalde siyahların konumu bitik diye düşünmüştüm. Ama işler hiç de o kadar kolay değil. Çünkü D alır E5, F alır E5, at C6 sonrasında örneğin at F3 gibi dikkatsiz bir hamle yaparsa fil G4 var. Bakın nasıl bir baskı var merkeze. Evet, merkez beyazlarda ama siyahlar sürekli yükleniyor. Üstelik bu baskıyı şu şekilde arttırabilir de örneğin at C3 uzun rokta atabilir. Hani tam da istediğimiz şekilde siyahın tüm aletleri, daha doğrusu gelişmiş tüm aletleri beyazın taşlarına ve merkeze yükleniyor. Bu tür şartlarda, bu şartlar altında beyazlarla savunma yapmak oldukça zor. O yüzden eğer siz Alekhine savunmasıyla karşılaşıyorsanız 4 piyon varyantı girmeden önce çok dikkatli olmalısınız, hazırlıklı olmalısınız. Burada dolayısıyla C4 sürmek yerine at F3 iyi bir seçenek olabilir. Gelelim C4'e. C4 at B6 sonrasında F4, D alır E5, F alır E5'e. At C6 oynamamış Carlsen. Fil F5'i tercih etmiş. At C3'e E6, at F3 oynayınca fil B4. Bakın görüyorsunuz merkez beyazlarda ama siyahın artı tarafı aletlerini rahat bir şekilde gelişebilmesi. Önemli olan da bu zaten. Satrançta bizim yapmaya çalıştığımız aletlerimize maksimum güç vermeye çalışmak ve bu arada Carlsen merkezle ilgilenmeyi de ihmal etmiyor ve C5 ile merkeze saldırıyor. Elbette D5 merkezin tamamen yıkılması anlamına gelir ki bu hiç de hoş değil. Burada fil alır C5 yapabileceği gibi belki at D7 hamlesi de vardır. Uygun bir zamanda fil C3 ve sonra C5'i almak ama sonuçta D alır C5 hamlesinin konumsal olarak intihar olduğunu söyleyebiliriz. A3 yapmış. Burada A3 yerine önerilen fil G5 hamlesiydi. A3'e fil alır C3, B alır C3. Oluşan duble piyona dikkatinizi çekerim. Bu epey başını derde sokacak. Bakın at C6 ile hemen D4'e yüklenmiş. Yani burada ezbere bir şekilde rok atayım falan diye düşünmüyor. Ama artık şimdi rok gerekli. Beyazlar fil E3'te filini geliştiriyor. Ve rakibin zayıflığı varsa ona yüklenmek lazım. Hemen at A5 ile C4 piyonuna yükleniyor. Satrançta istemek ayıp değildir. Bazen insanlar, oyuncular tehdit etmiyor. Çünkü nasılsa savunacak diyor. Olsun siz tehdit edin. Bakın şimdi beyaz aletler C4'ü korumak zorunda. Savunmaya bağlandı. Bu da iyi bir şey. Yine reklamını yapayım. Satrançta ustalık kursunda bu konu üzerinde çok detaylı örnekler bulunuyordu. Öneririm. Şimdi at D2'ye Carlsen fil G6 çekmiş. Neden fil G6 çekiyor? Çünkü D5'ten sonra filin boşta kalmasını istemiyor. Yani bakın dikkat edin. At D2 çıktığında sadece at C4'ü korumadı. Aynı zamanda kalenin de yoğunlaştı. Buna dikkat edeceksiniz. Fil G6'ya Vezir Eberi, bu oyunu canlı izliyordum. Elbette yıldırım oyunu olduğu için taraflar hızlı oynuyordu ama Nakamura bu hamleyi de oldukça hızlı yaptı. Ve at A4 sonrasında at F3
gelip piyonu tutuyor. Ve burada Carlsen neredeyse ışık hızıyla at b2 yaptı. Maçı yorumlayan Peter Leko'nun şaşkın bakışları arasında, yani olağanüstü değişik bir konum. Yani c4'e basmak için atı b2'ye götürmek, b6'dan b2'ye götürmek sıra dışı, ama bu at aynı zamanda d3'e de bakıyor ve rakip kampa dalmış vaziyette. Burada yorumcular, seyirciler beyazın konumunun zor olduğunu düşünürken Hikaru Nakamura tecrübeli bir yıldırım oyuncusu olarak hiç bozuntuya vermeden fil g5 geldi. İşlerin biraz ters gittiğinin farkındaydı büyük olasılıkla, ama zaman açısından da sıkışmak istemedi. Vezir d7, vezir h4. Bu hamle de oldukça hızlı yapıldı. Pek de iyi değilmiş. Yerine d5 yapılmalıymış, ama Nakamura yıldırım oyunun psikolojisine de uygun olarak saldırgan oynamayı tercih ediyor. Ama elbette karşısında bundan etkilenmeyecek, kolay kolay etkilenmeyecek olan dünya şampiyonu Magnus Carlsen var. C alır d4, C alır d4'ten sonra artık at bc4 ile piyonu almış. Yani Nakamura'nın istediği gibi, daha doğrusu mecbur kaldığı gibi, ben piyonu verdim ama şah kanadından bir şey yapmaya çalışacağım diyor Nakamura. At bc4'e vezir g4, vezir d5 ve kale ae1. Kale ac8. Artık burada ya hep ya hiç konumunda beyazlar. H4 sürüyor. Tehdit elbette ciddi. H5, fil f6 gibi hamleler var. Siyahın cevabı var ama H5. Vezir g3 oynayınca burada Carlsen bir süre düşündükten sonra tehlikeleri kafasında hesapladı olabildiğince hızlı. Ve piyonu at alır a3'te aldı. Burada fil e7 gibi bir hamle var ama, yani hem atı hem kaleyi istiyor. Buna siyahların at c2 cevabı vardı. Tabii bu iki oyuncu için çok basit bir cevap. Burada at a3'e Nakamura yine hızlı bir şekilde fil f6 oynadı. Başka şansı yok. Yani gf6, ef6'dan sonra vezir f4, vezir h6 gibi fikirler, fil d3 gibi fikirler oldukça can sıkıcı, tehlikeli. Hele hele yıldırımda oynuyorsanız 3 saniye arttırmalarla ve 2 piyon öndeyseniz girmeyeceğiniz bir risktir. Yani 2 piyon öndesiniz, bir de fil alacaksınız. Ne anlamı var? Sen yeter ki mat olma diye düşünmek mantıklı. Carlsen de öyle yapmış ve at c2 oynamış. Kaleyi tehdit ediyor. Ama Nakamura tamamen köprüleri yakmış vaziyette. Fil d3 hamlesiyle kalite feda ediyor. Zaten başka şansı da yoktu. Atağı devam ettirmek zorunda. At alır e1, kale e1 sonrasında. Şu anda aslında beyazların tüm aletleri saldırı konumunda ve a5'teki at mücadele dışında bir yıldırım oyunda epey rahatlatacak, daha doğrusu beyazlara şans verecek bir konum. Şimdi tehdit elbette fil g6, fg6, vezir g6, g7 istemek, ardından at g5'te h7'den matlar istemek vesaire. Nakamura vezirini geriye dönmüş. Vezir d7 yaptığı anda, dediğim gibi, canlı izliyordum. Burada Nakamura bu hamleyi büyük olasılıkla bekliyordu ve kaybedecek bir şey olmamasının rahatlığı var. Burada hızlıca debe sürdü. Şimdi burada e5 yaparsa felaket olur. Çünkü e6 hamlesi var. F alır e6 yaparsa elbette vezir g6 mı desek, at e5, at e5, at e5 daha da iyi. Terk. Bir anda her şey dökülüyor. Yani şu beyaz taşların güzelliğine baksanıza. Tüm beyaz taşlar siyah şahın başına üşüşmüş durumda. E6 hamlesini yememeli bu yüzden. D5'e vezir alır D5 yaparsa, şimdi fil alır G6, Fg6, vezir alır G6, G7'den mat istedi. Yani burada kale C7 falan tutarsa at G5'te yine Carlsen kaybeder. O yüzden çok gerilimli anlar, Carlsen'in çok dikkatli olması lazım. Bu noktada
Kale C3 yapıyor. En iyi hamle değil. Sonradan bilgisayar analizleriyle baktıklarında vezir A4 gibi geometrik bir savunma. Yani vezir kanına gidiyor ama vezir kanına giderek en kısa sürede şah kanına ulaşabiliyor. Bu hamle Nakamura'nın umutlarını bitirebilirdi. Ama dediğim gibi saniyeler akıyor. Çok az zaman var. Burada Carlsen tehlikeli D3 filini ortadan kaldırmak istemiş. Haklı olarak. İşte bu noktada Nakamura da zaman baskısının kurbanı oluyor ve kısa sürede şu hamleyi bulamıyor. Fil alır G6 çok etkili olurdu. FG6, vezir G6, vezir F7, vezir değişimi, vezir G5 değişmeyecek. Şimdi tehdit D6, vezir alırsa G7'den mat var. E5 yapınca at D4 harika bir bloke konumunda. At F5'e gidebilir. Bu atın A5'te hala oyun dışı olduğunu söyleyelim. Beyazlara çok çok iyi şanslar veriyor. Yani beyazlar kazanıyor demiyoruz ama o kısa zamanda büyük olsa da beyazların şansı daha fazla olurdu. Ne var ki burada Nakamura bu varyantı görmüyor ve kale E3 oynuyor. Kale E3'e şimdi Carlsen artık rahatlıyor. Tehlikeli fili ortadan kaldırıyor. Kale D3, kale D3 ve E5 alıyor. Artık Nakamura'nın atağı kalmadı. Kalenin dokunulmazlığı var çünkü G7'den mat var. Bir de E6 sürmüş. Vezir alır E6. Filin de D4'ü çekmeyi başardı. Gösterelim, kaleyi alırsa buradan mat var. Fili de D4'ü çekti ama atak artık bitmiş durumda. At nihayet geri dönüyor. Yani atlar tahtanın kenarında böyle kalmamalı. At dönünce de iş bitiyor. Kale D2 kaçınca vezir G4 gelmiş. Vezir F2'ye. Fil E4, at E5, at alır E5, fil alır E5, kale C8, şah H2, F6, fil D4, siyahların bir piyon ordusu var adeta, B6, kale A2, kale C2, kale alır C2, fil alır C2, vezir C2 alırsa D4 boşta. Bir tane fil alır F6 patlatmış. GF6, vezir alır C2, vezir alır H4, şah G1, vezir E1, şah H2, vezir E5, şah H1, şahla bir hamle şah G7, şah gelmesin diye. Vezir C6, geçer piyon ilerlemeli D4, vezir B7, şah H6, vezir alır A7, D3, vezir D7, vezir E1, şah H2, D2, vezir D8, vezir H4, şah G1, vezir F4, vezir H8, şah G5, vezir G8, şah H4, şah güvenli yere gitti. Vezir D5 yapınca vezir E3, şah H2, vezir E5, şah vezirlerin değişimini tehdit ediyor ama şah var. Ufak bir heyecan yıldırım oyunda fark etmiyor. Vezir G3, şah H1, vezir E1, şah G2, vezir E2 terk. Çünkü şah aşağı gidince vezir çıkacak ve oyun bitmiştir.